Herkese merhaba. Bebek ürünleri ve marka danışmanı Gizem Kösoğlu ben. Bugünkü videoda size V-Baby'nin göğüs pompasını anlatacağım. Göğüs pompalarını doğumdan önceki alışveriş listesine ekleyebilirsiniz ama kullanımını doğumdan sonraki birinci hafta itibariyle başlatabilirsiniz. V-Baby elektrikli göğüs pompasının kutusunun içerisinden makinesi ve aynı zamanda sağım yapmanız için gereken diğer parçaları çıkıyor. Birazdan size nasıl kullanacağınızı, nasıl monte edeceğinizi göstereceğim. Ama bir parça var ki o bizim için çok önemli. Şimdi onu anlatacağım size. Göğüs pompalarında en önemli parçalardan bir tanesi her paylaşımımda da ilettiğim gibi valf uçları. Valf ucu küçük bir parça ama sağımı gerçekleştiren ana parçalardan bir tanesi. Hemen bu alt kısma takıyorsunuz ve sağım onun sayesinde gerçekleşiyor. Ve eğer yıkarken ya da kullanırken tahrip edersek sağım gerçekleşmiyor. Çoğu dönüşte gerçekten bu yönde oluyor. Motor sesi geliyor ama sağım yapmıyor şeklinde. Onun için valf ucuna dikkat etmemiz gerekir. V-Baby elektrikli göğüs pompasının kutusunun içerisinden motoru, sağım yapmak için hortumu ve diğer parçaları çıkıyor. Ve aynı zamanda da sütü sağdıktan sonra biberonla verebilmeniz için de aparatları mevcut. Şimdi kullanmadan önce nasıl takacağınızı göstereceğim size. Motor kısmının arka tarafında hortumu yerleştirebilmeniz için bir alan var. Hortumun diğer ucunu ise göğsünüze yerleştireceğiniz aparatın arka tarafına boşluğa yerleştiriyorsunuz. Valf ucunu yine göğsünüze yerleştireceğiniz kısmın arka tarafındaki yuvarlak boşluğa yerleştiriyorsunuz. Hemen onun çevresine de hazneyi döndürerek koyuyorsunuz. Göğsünüze yerleştireceğiniz kısımda hemen bu şekilde daha yumuşak, daha göğsünüzü destekleyecek bir bölümü de var. Silikon bölümü. Bunu da yine çıkartıp yerleştirebilirsiniz. Sağımdan hemen sonra süt saklama poşeti ya da kabına hemen geçirmeyecekseniz eğer bu üst kısmının kapağını kapatıp hava almasını engelleyebilirsiniz. Motorun çalışması için ise buradaki hemen güç haznesini de arka tarafındaki bölüme yerleştiriyorsunuz. V-Baby elektrikli göğüs pompasının nasıl çalışacağını göstereceğim şimdi de. Çalıştırmak için makinenin üzerindeki açma kapama tuşuna bir kez basıyoruz. Işığı yanıyor ve gördüğünüz gibi pompalamaya başladı. Burada M harfinin yer aldığı modlar bölümü var. Modlardan da isterseniz masaj, emme ve emzirme modlarını tercih edebilirsiniz. Orada da renk değişimini göreceksiniz. Artı ve eksilerden gücünü ya da hızını değiştirebilirsiniz. Bu şekilde sağımı kendinize göre çekiş gücünü, sağımı ve masaj modlarını ayarlayabilirsiniz. Benim elimdeki sert malzemeden yapılmış bir meme ama yine de görebileceksiniz çekiş gücünü. Sağımı yaptıktan sonra da eğer biberon kullanımınız varsa haznesini çıkartıp biberon memesini takıp bebeğinizi keyifle besleyebilirsiniz. Göğüs pompasını kullandıktan sonra meme bölgesine değen ve aynı zamanda sütün de değdiği tüm alanları steril etmemiz gerekiyor. Steril etmeden önce %100 doğal bir bulaşık sabunuyla yıkayıp daha sonrasında sterilizasyon yapabilirsiniz. V-Baby elektrikli göğüs pompası ile ilgili benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Sorularınız olursa eğer yoruma bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere.